Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İttakullaha hakka tuqatihi ve la temutun illa ve entum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bugünlerde mümin ve Müslüman olan her insanın kendisiyle, nefsiyle, kalbiyle baş başa kaldığında, Rabbine elini açtığında mutlaka şu soruyu kendisine sorması gerekiyor. Biz nereye gidiyoruz? Where are we going? Hani Kur'an-ı Kerim'in yüksek sesle hepimize bir sorusu var. فَاَيْنَ تَزْهَبُونَ Nereye gidiyorsunuz? Rabbimizin nimetlerle donatarak hepimize lütfettiği, ikram ettiği ortak evimiz, ortak yurdumuz olan dünyamızı ne hale getirdik? Biz İslam coğrafyasında emanı ve selamı neden kaybettik? Halbuki selam olmadan İslam, eman olmadan iman olmaz. Arapçada da imanla eman, selamla İslam aynı kökten geliyor. Bugün üzülerek belirtiyorum, İslam coğrafyasında en önemli sorun artık bir eman sorunu, bir güvenlik sorunu. Bu eman sorunu dünyada yaşayan bütün Müslümanların iman sorununa dönüşüyor. Başka dünyalarda nefretin, öfkenin ve düşmanlığın, İslam'a yönelik düşmanlığın gelişmesine sebep oluyor. Sadece İslam coğrafyasında güvenlik sorunu yok. İslam'ın kendisinin bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu ifade etmek isterim. Çünkü İslam dini bizatihi teolojik yapısıyla, insanlığa getirdiği yüce değerlerle yeni ortaya çıkmış bir takım yanlış anlayışların tehdidi altındadır. Modern zamanlarda, son 10 yıllarda şiddetin gölgesinde ortaya çıkan yeni dini anlayışlar, İslam'ın yeryüzüne getirdiği o rahmet mesajlarını tehdit etmeye başlamıştır. Onun için bütün İslam ülkelerinin bilhassa insan yetiştirme düzenlerini, din eğitimini, din eğitimi veren mekanizmalarını gözden geçirme mecburiyeti vardır. Biz nerede hata yaptık sorusunu, cevabı üzerinde hep birlikte durmamız lazım. Harici sebepleri hepimiz biliyoruz. Ancak yüce dinimiz her zaman bu tür sorunları önce kendi nefsimizde, kendi kalbimizde aramaya bizi davet eder. Kur'an-ı Kerim insan kalbinin bazen taş gibi kas katı kesilebileceğinden söz eder. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ كَالْحِجَارَ اَوْ اَشَدَّ قَسْوَ Yani kalpler bazen kas katı kesilir, taş gibi olur, hatta taştan çok daha sert hale gelebilir. وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُوا مِنْهَ الْاَنْهَارِ Nice taşlar var ki ondan nehirler fışkırır buyuruyor. Nice taşlar var ki onu yardığınızda içinden sular fışkırır. Nice taşlar var ki Allah'a olan saygısından yuvarlanıp durur. Bugün üzülerek belirteyim, kalplerin katılaştığı bir zaman diliminden geçiyoruz. Yoksa karıncaya bile şefkat etmekle mükellef olan mümin, nasıl kendi kardeşini tekbir getirerek cami içinde öldürmeye teşebbüs edebilir? Sevgili Peygamberimize atfedilen bir cihadi ekber kavramı vardır. Rivayete göre Bedir Savaşı gibi Müslümanların geleceğini belirleyen bir savaştan dönerken sevgili Peygamberimiz, "Racana min cihadil asgari ila cihadil ekber."
biz küçük cihattan büyük cihada döndük demiştir. Bugün kendi kalbiyle, kendi nefsiyle, kendi hevasıyla, güç tutkusuyla cihad etmeyen nice insanlar kendi kardeşlerini katlederek ve bu katletmeye de cihad adını verebilmektedirler. Geçen Ramazan Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün İslam ülkelerinden büyük alimleri İstanbul'a davet ederek bir inisiyatif başlatmıştık. Dünya İslam Bilginleri Barış, İtidal ve Sağduyu İnisiyatifi adını vermiştik. Bu inisiyatif 10 kişilik bir temas grubu seçti. Temas grubu bir sekreterya oluşturdu. Kendi içinde bir tüzüğe sahip oldu. Ve dünyadaki ihtilafın yaşandığı bütün Müslüman coğrafyaya bu heyetimiz giderek bilhassa İslam alimlerinin sulhu, sükunu ve barışı sağlama yönündeki görevlerini hatırlatmayı kendisine vazife olarak kabul etti. Çalışmalarımız devam ediyor. Ramazan'dan sonra artarak devam edecek inşallah. Ben tekrar bilhassa bu çalışmalarımıza büyükelçilerimizin verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ülkelerinizde aynı vazifeleri yapan evkaf bakanlıklarıyla, Diyanet İşleri başkanlıklarıyla işbirliğimiz giderek artıyor. Bundan büyük bir memnuniyet ve bahtiyarlık duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ramazan'dan önce Miraç gecesini Mescid-i Aksa'da geçirmek üzere büyük bir heyetle ziyaret ettik. Üzülerek belirteyim, daha önceki gelen ilahi dinlerin, Yahudilerin, Hristiyanların, Müslümanların ortak mekanı olan ve ortak inanç değerlerinden oluşan bu mekanın bütün insanlığın gözü önünde nasıl izole edildiğine şahit oldum. Tarihte nice peygamberleri katledenlerin Hazreti İbrahim'i, Hazreti Yakub'u, Hazreti Yusuf'u, Hazreti İshak'ı ve onların mezarlarını nasıl bir hapishaneye dönüştürdüklerini görmekten üzüntü duydum. 2 milyon insanın yaşadığı Gazze'nin nasıl bir tecrit kampına dönüştürüldüğünü acı acı müşahede ettim. Müslümanlar olarak yeniden İslam'ın insanlığa getirdiği barış ve rahmet mesajlarına yoğunlaşmamız gerektiğini tekrar ifade etmek istiyorum.